Bu sene de kazı çalışmalarımız aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam etmektedir. Bilimsel danışmanımız da Profesör Doktor Okşan Başaoğlu 14 kişilik ekibe başkanlık etmektedir. 2018 yılından beri sürdürdüğümüz kazılar bu sene Haziran'ın son haftası başladı pandemi sürecinden dolayı. Bu sene geçen seneki gibi alanımız yine aynı şekilde Çevril, Taşan, Hırkaköy ve Emmiler dahil olmak üzere 3 farklı yerde çalışmaktayız. Ama yoğunluk olarak Taşan ve Emmiler'e ağırlık vermekteyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz fosil bir file ait, yani proboscis hortumlulara ait tas bulunmaktadır. 2 tane defans tas dişi görülüyor ve büyük ihtimalle bunlar da birbirinden farklı türlere ait, farklı bireylere ait. Yine aynı şekilde geç miyosen dönem yaklaşık 7,5 milyon yıla tarihlendiriliyor fosillerimiz. Geçen sene ile bu sene arasındaki şöyle bir fark var lokalitede. Geçen seneden bu seneye kadar su seviyesi çok fazla yükselmiş. Yaklaşık 15 metreye kadar çıkmış durumda. Biz de su seviyesi artık düştükçe yeni yeni fosiller bulmaktayız. Bunun öncesinde de geçen haftalarda Ali Ethem Bey ve ekibi geldi. Sualtı aramalarında bulundu. Bu sene Yamula Barajı kurtarma kazısını Eylül sonuna kadar sürdüreceğiz. Daha sonra bizim Barsama'da da aynı şekilde devam ettirdiğimiz bir kazımız var. Oraya geçeceğiz. Ama bunu uzun yıllar olarak bakarsak alanımız çok geniş. Yamula Barajı'nın neredeyse 2/3'ü bizim fosilli alanımız, lokalitemiz olarak geçiyor. Yıllarca sürer. Ortalama Ekim sonunda araziyi bırakıyoruz hava şartlarından dolayı. Ekim'den sonra da bir sonraki sene Mayıs'a kadar laboratuvar çalışmamız sürüyor yaklaşık 6 ay. Buradan çıkarttığımız fosilleri temizliyoruz. Şu an hazırlık çalışmaları başlamış olan Kayseri'de ilk defa, hatta Türkiye'de de ilk olacak şekilde fosil müzesi açılacak. Bütün bu çıkarttığımız fosiller de temizlendikten sonra, sergiye hazır hale geldikten sonra fosil müzesinde sergilenecek.